Bu ilişkilerin başlangıcı Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu öncesine kadar gitmektedir. Yani 1040 Dandanakan Savaşı'nı Selçuklu Devleti'nin kuruluşu olarak kabul ettiğimizde, bundan önceki tarihlerde Selçuklu kuvvetlerin ya da Selçuklara tabi Türkmen kitlelerinin Bizans sınırlarını aşıp özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da faaliyetlerde bulunduklarını görmekteyiz. Hatta Büyük Selçukluların Bizans'la Bizans bölgeleriyle ilk teması işte 1015-1016 yılında Çağrı Bey'in yaptığı iddia edilen keşif mahiyetindeki seferi kabul edilir. Ondan sonra 1028 yılında Arslan Yabgu'ya bağlı Türkmenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya 1028'de geçtiklerini ve birkaç yıl boyunca 1045 yılına kadar bu bölgelerde faaliyetlerde bulunduklarını görmekteyiz. Ama ilk resmi temaslar 1048 yılında Tuğrul Bey dönemindeki Pasinler Savaşı ile olmuştur. Ve bu savaşın akabinde de karşılıklı olarak elçilerin gelmesi ve bir anlaşma yapılması yönünde görüşmelerde olmuştur. Bu görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştır. Selçuklu Sultan'ın talepleri Bizans İmparatoru tarafından karşılık bulmamıştır. Ondan sonra da mücadeleler devam etmiş. Gerek Tuğrul Bey döneminde gerek Alparslan döneminde Selçuklu beylerinin Anadolu'ya akınları, seferleri vardır. Ve 1071 Malazgirt Savaşı'na kadar durum bu minvalde devam eder. Ama tabii asıl ilişkilerin yoğunluk kazanması 1071 Malazgirt Savaşı ve onun sonrasındaki gelişmeler, özellikle de Süleyman Şah, Kutalımcıoğlu Süleyman Şah tarafından Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması ile olmuştur.